Sevgili izleyiciler, arayı verdik. Programımıza geri döndük. Yönetmenimize bir link atayım. Sağ olsun sevgili İlker Doğrul yönetimindeki programımız gayet güzel gidiyor. Sevgili İlker bize ciddi anlamda yardımcı oluyor. Yayını daha güzel yapmamıza vesile oluyor. Sağ olsun. Diğer yönetmenimiz sevgili Mehdi de dün doğum günüydü. Bugün yok. İlker'le devam ediyoruz. Mehdi'ye de mutlu yaşlar dileyelim. Bu canlı yayından programı da paylaşalım ki internet üzerinden takip edebilirsiniz sevgili izleyiciler. Ulusal Birlik Partisi Dış İlişkiler Sorumlusu, aynı zamanda Gazi Mausa Milletvekili Sayın Oğuzhan Hasiboğlu'yla programımıza devam edeceğiz. Ama evet, sevgili Yasin Ateş isimli izleyicimiz mesajıyla ilgili bize bir şey attı. Okuyayım dedim isterseniz ama gerek yok falan dedi. Bir sitem etti bize. Bir durumu olursa da mutlaka okuruz. Sevgili Yasin Ateş, tabii konuğumuz bütün mesajları okumamızı istemedi süresi az olduğu için ama bunu da paylaşmış olalım bu vesileyle. Evet, çok uzatmayalım. Sürem çok uzun değil. Programa başlayalım. Sayın Hasiboğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sizlere sormak. Gayet iyiyiz, çok şükür olsun. Vallahi açık söyleyeyim. Tabii benim için çok uzun bir gün bugün. Çünkü sabah bir canlı yayınım var. Her gün köşe yazısı yazıyorum. Pazartesileri canlı yayın olduğum yayına her zaman böyle yorgun bitkin geliyorum. Yönetmenin klasik şeyidir, sataşmasıdır. Abi sen birazdan açılırsın der. Hakikaten yayına başlayınca insanın başa bir enerjisi geliyor. Sizin gibi de değerli insanları, kaliteli insanları bu programda ağırlayınca insan daha da mutlu oluyor. Direkt konuya girelim. Yani nedir bu benim bu hali, ahvali, şeriatı? Yani şimdi ben yarına bir yazı yazdım. Şimdi konuşalım açık açık. Töre külliye yolcusu diye bir bilgi geldi elime. Cuma gecesi üst düzey bir UBP'li yönetici bana bir mesaj gösterdi. Kendisine biri bir mesaj atmış. Sayın Zorlu Töre'ye yarına randevu verilmiş Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden. Detaylarını tabii biraz araştırdım. Sayın Zorlu Töre yarın saat 4'te AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş'la görüşecek. Bununla bir sıkıntı yok, gidebilir. Tabii insanlar istediği yapabilir ama Sayın Başbakan'ın buna çok canını sıkıldığını öğrendim. Efendime söyleyeyim, hatta Dikmen örgütünün açılışında bir tokalaşma krizi yaşandığını öğrendim. Niye anlatıyorum bunu? Bir yere geleceğim ondan dolayı. Bugünkü yazımda da bunu açıkça yazdığım için size de bunu sormakta çekince görmüyorum. Şimdi siz Ulusal Birlik Partisi'nde Sayın Zorlu Töre Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor bir evvelden beri. Sizin isminiz dolaştı bu yönde. Yarınki yazımda da buna yer verdim. Yani Ulusal Birlik Partisi'nde şu an Kıbrıs konusunu bilen tek kişi sizsiniz milletvekilleri arasında. Bu bir gerçek. Profesyonel olarak Kıbrıs müzakerelerini çok yakından takip eden, bu yönde Cumhurbaşkanlığında uzun yıllar çalışmış, masada ne olup bittiğini bilen, Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini bilen tek milletvekili sizsiniz. Başka bir milletvekili yok bu konuda. Bu da şimdi gerçek yanı. Siz tabii daha mütevazi davranıyorsunuz. Kıbrıs Postası'nın bir anketi oldu bildiğiniz gibi. Halka açılan bir anketi oldu. 5000'in üzerine bir oy kullanıldı. Orada çok yüksek bir oy çıktı size. Ne olacak UBP'nin bu Cumhurbaşkanlığı adayı? 2 hafta evvel Sayın Özel Sahip hükümeti bozarım bir partiden 2 tane genel başkan adayı olmaz dediği. Sayın Tatar'ın adaylık olgusu ağır ağır oturuyor imajı var. Bunları bir konuşalım istiyorum. Böyle hiç lafı gevelemeden programa girelim. Zaten sonra bir sürü konu var konuşacağız. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Şimdi ben tabii milletvekilliği anlamında siyasete yeni giren biriyim. Ve girerken de hiçbir zaman kafamda benim cumhurbaşkanlığı olmadı. Çok açık ve net bunu söyleyeyim size. Öyle bir idealim, hedefim olmadı. Kıbrıs konusundaki Kıbrıs müzakerelerinde evet bulundum. 5 yıl boyunca müzakere heyet üyesiydim. Ondan önce 2004 Annan Planı döneminde dahi Annan Planı'nın bu ek yasaları vardı. Onların hazırlanması sürecinde bulundum. Daha sonra 2010-2015 yılları arasında bilfiil masada, müzakere masasında Hristof Yaslan, Anastasiadis'den onların hukukçularıyla müzakere yaptık. En sonunda 2017 yılında partim adına bütün İsviçre'deki görüşmelere katıldım. Dolayısıyla bir müzakere hafızamız oluşmuş vaziyettedir. Halen daha da bütün görüşme notlarını birebir takip ederim Cumhurbaşkanlığından gelen
Partime de bu dış ilişkilerinde katkı koymaya çalışıyorum. Siz dış ilişkiler sorumlususunuz Ulusal Birlik Partisi'nin, değil mi aynı zamanda? Aslında öyle bir kağıt üzerinde veya tüzükte bir şey yok. Ama eskiden öyle bir makam vardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Biz çok konuk çağırırdık insanlara bu yönde UBP'den. Brüksel'e giden parlamento heyetindeyim. Siz gidiyorsunuz. Bir de hukuk, siyasi işler ve dış ilişkiler komite başkanıyım mecliste. Cumhurbaşkanlığına gelecek olursak Sayın Başbakan'ın aslında iki sebebi var. Bir, izah ettiğim bu geçmişim, müzakere tecrübem ve bundan dolayı da tabandan gelen bir talep oldu şahsımda. Hani neden sen girmeyesin? Bunun üzerine de Sayın Başbakan'ın ben Cumhurbaşkanlığı adaylığına girmeyeceğim şeklinde devam eden açıklamaları vardı bir buçuk ay süredir. Bütün bunları birleştirdiğimiz Sayın zaman söylüyorsunuz. Başbakan Sayın Tatar'dan evet. bahsediyorum. Bu yönde hep açıklamaları oluştuğu için biz de dedik ki eğer Sayın Başbakan girmeyecekse, ki benim siyasi etiğim, siyasi ahlakım her zaman şunu söyler. Eğer Sayın Başbakan girecekse zaten adaylığımız söz konusu değil. Girmeyecekse, girmemesi durumunda parti meclisinde de bu konu gündeme gelirse o zaman aday olabileceğimi, düşüneceğimi beyan ettiğim doğrudur. Dolayısıyla mesele bu minvalde gelişti. Yani Sayın Başbakan'ın açıklamaları ve şahsıma tabandan gelen bu geçmişimizden dolayı talep. Bu iki sebepten dolayı. Sayın Başbakan'ın telkini oldu mu Sayın Hasiboğlu size hiç bu yönde? Yani teşviki, telkini yani söyleyebilirseniz veyahut yani off the record konularsa da girmek zorunda değiliz tabii. Sayın Başbakan. Ya çünkü ben birçok insandan duydum. Hatta Sayın Başbakan bana bizzat kendisi yani Oğuzhan kardeşimiz çok değerli biridir. Yani o da potansiyel adaylardan biridir demiştir. Zorlu Bey için de demiştir o ayrı mesele falan. Ama yani böyle bir görüş de var orta yerde sanırım. Tabii bu konuda da görüş alışverişimiz oldu. Beni yakıştırdığını da düşünürüm açıkçası evet. daha önceki konuşmalarımızdan. Ama tabii yine söylerim karar kendisinindir. İlk tercih hakkı da kendisine aittir. Ama yani ciddi ciddi de bu konu MYK'da veya parti meclisinde de tartışıldığını söyleyemem. Ama bir an önce de tartışılması gerekir diye parti düşünüyorum. Parti meclisinin gündemine de gelmedi bu mesele ha. değil mi? Özellikle gelmedi. Yani, bu da enteresan. Evet yani bunun bir an önce gelmesi lazım. Netleşmesi lazım. Hani parti meclisidir sonuçta karar organı. Parti meclisi mi karar verecek? Yoksa parti meclisi üyeye mi havale edecek? Üyeye havale edilecekse 11 bin küsur üyemiz var. Bu takdir edersiniz ki girecek olanlar için ciddi bir zaman ve emek işidir. Ya. Öyle bir süremiz de artık kalmıyor. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi'nin bir an önce karar vermesi lazım. Şeye devam edelim. Yine sorulara göre geliriz o noktaya. Tabii bir hafta önce yaptık. Biz haftada bir yapıyoruz Genç TV'de programlarımızı. Bir kriz çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye hükümeti bu Barış Pınarı operasyonunda bir gerildiler. Neyse Amerika ile anlaştı Türkiye işte. O iş tatlıya bağlandı gibi gözüküyor. Tabii çok ağır insanlar sözler oldu. Bunlar toplumunu gerdi, iki toplumu da gerdi. Sayın Arıklı'ya da sordum. İşte, yani Ahmet Çakar isminde bir terbiyesiz, ahlaksız adam çıkıp Cumhurbaşkanımıza hakaretler yağdırdı. Falan. Böyle ortam gerildi. Bu ilişkileri bilinçli mi geriliyor bu ortamlar? Nasıl değerlendi? Mesela Erhan Akıncı dedi ki Ahmet Çakar'ı birileri konuşturdu dedi. Kendi aklıyla konuşmadı dedi. Sahil Akıncı da bunu bilinçli yaptı dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kaygı duyuyor musunuz bu tip gerilimlerden? Şimdi daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bu tür spekülasyonlar, bu tür olaylar hep olurdu. İşte bombalar patladı, Ergenekoncu ithamları oldu, şu oldu, çok şeyler oldu. Hep böyle spekülasyon vari şeyler. Bu sefer biraz erken başladı aslında. Ama tabii ben ne Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamasını tasvip ederim ne de Ahmet Çakar'ın yaptığı açıklamaları tasvip ederim. Kınarım da hatta bu açıklamaları. Hiçbir şekilde tasvip edilmez açıklamalardır diye düşünürüm. Ama üzüldüğüm nokta toplumun bölünmesidir. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde böyle bir ideolojik taraf
suni bir taraf yaratmak, ki kabul etmem bunu. Hani Türkiye sevdalıları yakın, Türkiye'ye yakın olanlarla işte karşıtları ve oradaki iktidara diyelim. O çok yanlış. O çok yanlıştır. Bazı partiler de bunu yapıp oy kapmaya çalışır. Bu da yanlıştır. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde şunu kabul edebilirim mesela. Tek alternatifi federasyon görenlerle bunun dışındaki alternatiflerin artık masada olması gerektiğinin ideolojik savaşını, onu kabul ederim. O zaman kendimi de bir tarafta görürüm. Çünkü bize göre, bana göre, partime de göre federasyon artık sürdürülebilir bir çözüm modeli değil. Yani Kıbrıslı Rumlar bu adanın yönetimini ve bu ada etrafındaki zenginliği Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya hazır değiller. 2004'teki anlam planında da bu böyleydi. Aradan 15 yıl geçti. 2019'dayız. Hala da zihniyet aynı zihniyettir. Yaptıkları son önerilere bakacak olursanız aynen bu minvaldedir. Kıbrıslı Türkler karar mekanizmalarında olumlu oyu her karar organında olmasın. Şeklinde bir pozisyon geriliği. Şimdi siyasal eşitlik dediğimiz bir BM parametresi var. Bundan bile Kıbrıs Rumlar geri gitti. Şimdi neyin ortak vizyonu? Kıbrıs Rumlar federasyondan başka bir şey anlıyor, biz başka bir şey anlıyoruz. Yani daha da gerilediler. O Kran Montana'da... Bunlar üniter devlet sanıyorlar federasyonu herhalde, öyle anlıyorum ben. Onu bunlar anlıyorum. O çizgide. Tabii, çünkü yani. Ne diyor Anastasiades? 1960'ta size veto hakkı verdik ama bu 3 yıl sürdü. Fonksiyonel, işlevsel bir federasyon, bir yapı değildi bu Kıbrıs Cumhuriyeti diyor. O yüzden size her kararda bir söz hakkı verirsek yine tıkanıklık yaşayacağız. Demek ki biz 40 yıl boyunca, 50 yıl boyunca bu federasyonu boşu boşuna görüşmüşüz. Çünkü Kıbrıs Rum zihniyeti 1960'ın yaşayamayacağı zihniyetine dayanıyor. O siyasal eşitlikten her kararda Kıbrıslı Türklerin olumlu oyu olmaması gerektiğini düşünüyor. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında üniter bir devlet yapısı öngörüyor. Bazı hakları da Kıbrıslı Türklere verelim. Rica minnet. Sadece Kıbrıslı Türkleri ilgilendiren konularda diyor onda. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Sayın Tufan Evrilman'la çok uzun bir sohbet yaptık. Onu da anlattım Erhan Başkan'a biraz önce. Mesela sizin bu söylediğinizden ilginç bir şey aklımda kaldı. Tufan Hoca'nın söylediği, yenilediği bir devlet başkanının görevi yalnızca görüşmelere gitmek değildir. Aynı zamanda bu işin olup olmayacağını görüp ülkenin başka alanlarda tanınması için yahut işte iyi işler yapılması için de uğraşması lazım bir devlet başkanının veya işte cumhurbaşkanlığı devlet başkanı. Çünkü tek temsil et makamı orası. Yani kimse başbakanı tanımıyor ama cumhurbaşkanını tanıyor. Yani Kakarece Devleti'nin toplum lideri olduğu için. Bu bağlamda aslında çok önemli baktığınızda. Şunu sorayım size. Mesela federal görüşü savunanlar veya bunun karşısında olan görüşü savunanlar sizce halk artık neye dikkat ediyor? Yani duygusal bir mantıkla mı oy vermeye gidecek? Mesela Sayın Akıncı'ya birileri çok saldırdığı için Akıncı'ya sahip çıkma mı? Yoksa Sayın Tara çok enteresan bir şey açıkladı. Dün diye yanılmıyorsam biz Sayın Akıncı'yı desteklemeyeceğiz. Çünkü kendisi çözüm sözü verdi ama çözemedi. O nedenle desteklemeyeceğiz dedi mesela Sayın Tara. Onlara göre doğru bir tezdir. Yani ben hatırlarım. Ben bir önceki seçim döneminde Sayın Eroğlu'nun müzakere heyeti üyesiydim ve Sayın Eroğlu'nun seçim propagandalarında da çalışmıştım. Hatta en son ay diye bir takvim önerimiz vardı bizim. O aşamaya gelmiştik çünkü BM'den son aşamanın tanımını almıştık biz. O tanımda neydi? Ne zaman Kıbrıs Türk tarafı haritayı masaya koyar ve ne zaman garantiler, güvenlik ve garantiler garantörlerin varlığında görüşülür, bu son aşamadır. Ve takvim önerisini yapmıştık. O zaman da Sayın Akıncı da demişti ki dört boyutlu siyasetinde ben dedi barış dili kullanacağım Sayın Eroğlu'ndan farklı olarak. Dolayısıyla Kıbrıs sorununu 2 sene içerisinde çözeceğim. Bir de ben demişti Sayın Akıncı şeffaf olacağım, saydam olacağım demişti. 4 boyutlu bir siyaset ve Türkiye ile de iyi ilişkiler içerisinde olacağım. Üçüncüsü de bu. Şimdi Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde değil, sınıfta kaldı. Şeffaf saydam olmadı. Çünkü 5 sene boyunca örtülü ödeneği çatır çatır kullandı. 1 kuruş hesap vermedi. Barış dili kullanacağım dedi. Çözümü getireceğim. Onu da getiremedi. Sayın Eroğlu döneminde 77-79 Doruk anlaşmalarından sonra tek Kıbrıs Rum tarafıyla imzalanan anlaşmayı imzaladık. Biz 11 Şubat 2014 belgesini, ki şu anki görüşmelere de kısmen zemin teşkil ediyor. Hani çözümsüz denilen UBP Eroğlu zihniyeti vardı ya. Biz imzalamıştık.
Ve iddia ediyorum, eğer bu ülkede ortak metin diyorum, iddiayla söylüyorum, bu ülkede çözüm anlaşmasına imza atacak olan bir sağ liderdir. Çünkü bütün kesimi kucaklayabilecek. Yüzdelik açısından, yani yüzde, işte hani bunu hep solcular da söyler. Yani bu ülkede işte sol ideoloji zorlasanız %35-40'tır der mesela. Yani %60 sağdır derler. Bu bağlamda sağ bir liderin veya sağ bir devlet başkanının imza atması daha kabul mü görür size göre? Onu mu söylemek toplumun bütününü daha kucaklayıcı ve Kıbrıs Türk halkının da önünü açacak bir anlaşmaya, çünkü sağ liderin imzası onay verecektir. Çünkü sol liderin yapacağı anlaşma içerisinde çoğunluklu olan sağ kesimi tatmin etmek mümkün olmayabilecektir. Örneğin mesela Türkiye'nin müdahale hakkı. Türkiye'nin müdahale hakkı bize göre mutlaka olması gerekir. Ama Sayın Akıncı'nın kabul ettiği o taslak çözüm metni Guterres belgesinde müdahale hakkının sürdürülebilir olmadığından bahseder. Yani belli bir süre sonunda işte sunset clause denen bir clause'dur bu, gün batımı. Yani o gün batımında belli bir süre sonra müdahale hakkı son bulacaktır. Sayın Akıncı sırf görüşmelere Kran Montana'dan sonra devam edebilmek için bu çerçeve belgesini... Taviz mi verdi size göre? Taviz verdi. Bir, bu güvenlik ve garantilerde taviz verdi. İki, haritada. Çünkü o Guterres belgesi dediğimiz belgenin bir diğer maddesi de şunu diyor. Sayın Akıncı sunmuş olduğu harita ne BEM'i ne de Rum tarafını tatmin etmemiştir. Dolayısıyla daha fazla toprak vermesi lazım Kıbrıs Türk tarafının. Şimdi bir, meclise gelip bu haritayla ilgili bir bilgi vermediniz. Ben yazılı soru sordum bununla ilgili. Bekliyorum hala cevabını. Yani nereleri verdiniz? Meclis bilmiyor. İki, Guterres belgesini de meclise danışmadan kabul ettiniz. Verdiğinizden daha fazla neyi vereceksiniz? Bu da ikinci soru işareti. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani Sayın Anastasiadis her adım atacağında ulusal konseyini toplar. Ama Sayın Akıncı bu tür adımları atacağında meclisten maalesef istişare etmiyor. İşte bu yüzden diyorum sağ lider çözüm metnine, çözüm anlaşmasına imza atacak. Şimdi tabii siz UBP'nin bir milletvekilisiniz. Dış ilişkiler sorumlusunuz. Yani siz bir sürü süreci takip eden bir insansınız. Burada mesajlar var. Okuyacağım birazdan. Ve bu şey krizini artık gündeme mal olmuştur. Sayın Özersay kısa bir süre önce bir hükümetten iki tane genel başkan aynı anda aday olamaz. Gerekirse hükümet bozulur tarzında bir açıklama yapmıştır. Ondan sonra biz bunu aldık yazdık. Dedik ki Özersay'dan UBP'ye tehdit. Yani aslında belki haftaya da Sayın Başbakan'ı davet ederiz. İnşallah uyar gelir bilmiyorum ama. Ondan sonra başka bir yerde bir açıklama daha yaptı. Hatta çok enteresandır. Sayın Özersay dörtlük koalisyonu bozmazdan önce bozma mesajını verdirdiği gazetede yaptı aynı açıklamayı. Sonra ben yanlış anlaşıldım dedi. Ondan sonra Serden Hoca krizi oldu. Ben bir köşe yazısı yazdım. Benim yazım üzerine o cevabı vermiş. Bir toplantıdaydım. İşte bu toplantıda Sayın Tatar, Sayın Özersay'a Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı sözünü verdi deyip bunu benim programımda açıkladı. Burada mesela Mehmet Özsezer, eski UBP Dikmen Belediye Meclis Üyesi, hala Belediye Meclis Üyesi ama partiden istifa etti. Tanıyorsunuz Mehmet'i. Diyor ki Mehmet burada tam mesajını bulalım. Başbakan genel sekreterliğe girme, sen zaten görüşmecilik yaptın, seni Cumhurbaşkanlığına aday göstereyim diye söz verdi mi diye sormuş. Ve hatta hükümet kurma çalışmalarındaki Kudret Bey ile adaylık sözü için ne düşünüyorsunuz diye sordu. Böyle bir soru var. Öte yandan mesajları okuyacağım ama arada gördüğüm için okuma ihtiyacı istiyorum. Sevgili Özerkanlı abimizin MYK'da gündeme geldi ve genel başkan olacaksa başka bir seçenek üzerinde durulacağı, o kesin karar verene dek de kimsenin ben adayım dememesi gerektiği sonucuna varıldı. Hatta bir üye adayım diyen bir arkadaşa görüşmekte görevlendirildi tarzında bir burada bir yazı var. Oradan devam edeceğim, başka şeyler okuyayım. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bunları merak ediliyor. Bunları her gün yazıp çiziyoruz bizler, konuşuyoruz. Yani UBP çok ciddi bir karar verecek aslında.
Bunun tabii artıları olacak, eksileri olacak. Yani Sayın Genel Başkan, şimdi siz UBP'li olabilirsiniz. Bir milletvekili olarak burada elbette ki yapıcı bir propaganda konuşması da yapabilirsiniz. Ama Sayın Genel Başkan Ersin Tatar ikinci tura kalamaz da üçüncü çıkarsa ne olacak? Yani onu bu yokuşa iten bazı abilerimiz o zaman istifa diyecekler mi mesela? Onu da merak ediyorum. Bunu bir sorayım istiyorum size. Çünkü çok soru var bu konuda. Evet. Şimdi önce şeyden başlayalım. Şimdi Ulusal Birlik Partisi en büyük parti. Seçimlerden birinci çıkmış parti. Şu anda da iktidar partisi. En büyük ortağı. Hiçbir şekilde tehditleri kale alacak bir parti Sayın değil. Sayın Genel Etin'in açıklaması var. Bu önüne biliyorsunuz. Evet, yani, bize kimse kime aday göstereceğimizi söyleyemez tabii, lazım. Yani bu genel başkan, başbakansa artık o noktadan sonra nokta denilen durumundayız. Zaten gerek ben, gerek Sayın Töre hiçbir zaman adayız demedik. Adayız. Hmm. Ben özellikle açıklamam. Zorlu Bey o niyeti açıkça koyuyor ortaya yani, baktığınız zaman. Yani siz daha şey oldunuz, daha böyle seviyeli oldunuz ama. Dolayısıyla orada Ulusal Birlik Partisi'nin pozisyonu belli. Şimdi Sayın Tatar veya başka birimiz aday olması durumunda Ulusal Birlik Partisi'nin adayı %99 değil %100 ikinci turdadır. Yani bu hem şu ana kadarki anketler bunu gösterir. Ulusal Birlik Partisi öyle veya böyle oylarını arttırmış durumdadır. Yani şu an %36, %40 bandındadır. En son işte bugün yine bir gazetede çıktı. Dolayısıyla her ay yapılan anket sonuçları %36-40 arasında. Dolayısıyla öyle bir aday yoktur bu %40'ı ilk turda 20'lere yani yarı yarıya azaltsın. Demin de ifade ettiğim gibi zaten hangi aday çıkarsa çıksın bu artık ideolojik bir seçimdir. Yani bundan sonra tek alternatif... Yani yarın Sayın Başbakan karar verse ve veya parti meclisi karar verse ve size aday gösterse der, o bantta görür müsünüz kendinizi? Tabii ki. Yani bugün çıkıp orada bir ideolojiyi, bir düşünceyi savunacağız. Geçmiş müzakere tarihini ortaya koyacağız ve diyeceğiz ki zamanında bunlar oldu. Nice sözler verildi. Halka umut pompalandı ama 40 yıldır görüştüğümüz şey federasyon, Kıbrıs Rum tarafının bu zihniyetinden dolayı çökmüştür. Bu tespiti bir kere yapalım. Bu tespiti yaptıktan sonra karar verelim. Bundan sonra hangi adımları atacağımıza. Tek yanlı adımlar kapalı Maraş açılımı, Doğu Akdeniz'deki politikamız. Günün sonunda bu parça parça çözüm dediğimiz o tek yanlı adımlar aslında bizim önümüzü açacak ve Kıbrıs Rum tarafını rahatsız edecek açılımlardır. Şimdi Sayın Akıncı veya Tufan Erhurman, ben mecliste sordum. Erhurman'a da CTP milletvekillerine de. Bir süre sınırı koysak ki Sayın Tufan Erhurman der ya bir süre sınırı koyalım mutlaka. Takvimi onlar da kabul ediyor. Hemfikiriz. Çok yakın böyle sizin tarafa da çok yakın ideolojik olarak aslında baktığınızda. Ama şu fark var. Bakın bunu net halkımızın bilmesini istiyorum. Bir süre sınırı koyar ve o sürenin sonunda eğer yine o BM parametrelerinde, mevcut parametrelerinde federasyonu gerçekleştiremezsek biz artık iki devletli çözümü konuşmaya var mıyız veya konfederasyonu konuşmaya var mıyız? Ya belki de çözümsüzlüğü konuşmanız gerekecek günün sonunda. Aynen yani öyle. Olmuyorsa ne yapacaksınız? Ve bunu baştan BM ile oturup yani BM'yi de kayıt altına almamız lazım. Belki de bir break time vermek gerekecek. Break time değil. Masaya otururken nasıl kalkacağımızı bilmemiz lazım Gökhan Bey. Kalktığınızda belki artık bir yani olmuyorsa belki bir ara verilmesi gerekecek. Yani artık belki bir süre çözümü konuşmamak gerekecek. Sayın Akıncı'nın en büyük yanlışı buydu. Başarısız oldu. Benim neslim artık bu işi çözemez dedi. Ondan sonra yine tek alternatifim benim federasyondur dedi. Ne yaptı Anastasia Elis bunu duyunca? Aa dedi Sayın Akıncı benden başka çözüm yolu yok. Benimle tek çıkış yolu federasyonda anlaşmaktır. O zaman ben siyasal eşitlikten de vazgeçtim dedi. Bakın toprakta garantilerde anlaşamadık. Kran Montana'da çözüm çöktü. Sayın Akıncı deyince ekmeğine yağ ve bal sürdü. Aynı pozisyon Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde de var. Tek alternatif federasyondur deyip Kıbrıs Rum tarafının ekmeğine yağ ve bal sürüyorlar. Yani takvim bir süre sınırı koyacaksak o sürenin sonunda BM'den ya iki taraflı ya tek taraflı olarak bizim Kıbrıs Türk tarafı olarak talep etmemiz lazım. Tıpkı Kosova ve Sırbistan'da olduğu gibi. Kosova bakın modeli özellikle. İki yıl sürdü federasyon görüşmeleri. İki yılın sonunda Kosovalılar talep etti. Eğer anlaşamıyorsak
süreçle ilgili tespit yap ve federasyonun çöküp çökmediğini ilan et. Bu talebi yaptı Kosovalılar. Biz o siyasi iradeyi ortaya koyamıyor bizim liderimiz. Yani ben 40 yıldır görüşeceğim bir konuyu, çözüme ulaşamayacağım. Şimdi BM'den bunu talep etmek hakkım değil mi? Her türlü öneriyi ortaya koymuşum. Haritayı masaya koymuşum. Bölgelerimi... O ciddi bir taviz miydi size göre? Çok ciddi. Hayat Türkiye devam ederken... Türkiye ile gerçekten test düştü mü orada Sayın Akıncı'yla? Türk Dışişleri test düştü mü gerçekten? Tabii ki. Bu gerçek yani. Bu gerçek, tabii ki gerçek. Ben oradaydım. Ben Gran Montana'daydım, Cenevre'deydim, Montpellier'deydim. Hepsinde vardım ben. Partimin temsilcisi olarak oradaydım. İşte en büyük farkımız bu Ulusal Birlik Partisi olarak. CTP ve Akıncı'yla. Bizim artık eğer illaki masaya oturulacaksa, ki artık egemen eşit olarak oturmamız lazım diye düşünüyorum. O sürenin sonunda artık BM'den talep etmemiz lazımdı. Anlaşamıyorsak federasyonun çöktüğünü ilan et ki dünya duysun. Biz de artık Kıbrıs Türk halkı olarak önümüzü görelim. Ama bunu yapamıyorlar. Nedense tek alternatif federasyon deyip bizim halkımızın önünü kesiyorlar. Ve Kıbrıs Rum tarafının ekmeğine yağ ve bal sürüyorlar. En büyük çelişki bu işte. Yani tabii şey var, bunu çok konuşuyor insanlar. Yani sanki de tabii daha adaylar tam belli de olsa belli değil gibi. Yani işte Sayın Erhan Arıklı çok enteresan bir şey söyledi bana ki yani onlar da ansızdan bir gün sabah CTP'yi destekliyorlar, bir gün sabah Serdar Denktaş'ı destekliyorlar. Dedim ki bu akşam neye karar verdin en sonunda, ne yapacaksın falan. Biraz da incittik, şaka yaptık ama daha adaylar belli değil. Şunu sordum Erhan Arıklı'ya. Şimdi Sayın Tatar aday olacak gibi gözüküyor. Bir UBP-HP-YDP çatısı oluşur mu dedim. Ben dedi net söylüyorum. Kesinlikle böyle bir çatının altına girmem dedi. Şimdi başka duyumlar var. Bir koalisyon krizi bekliyor musunuz? Yani Kudret Özel Sayın, hepimiz biliyoruz ki kendisi de sizin aslında bir tür mevkidaşınız. Yani siz de hukukçusunuz, o da hukukçu. İkiniz de o masalarda dirsek çürütmüş insanlarsınız. Hepimiz biliyor ki Sayın Özel Sayın en büyük ideolojisi Cumhurbaşkanı olmak. Bunu herkes biliyor. Yani bu bağlamda Sayın Özel Sayın buraya kadar geldikten sonra bu işten tamam kardeşim beni istemiyor UBP'liler. Çünkü Sayın Tatar'ın da kabine toplantısı, bakanlar kurulu toplantısı çatısı altında yapmış olduğu bölge gezilerinin Sayın Özel Sayın'la UBP tabanını barıştırma gezisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Soru şu: Sayın Özersay koalisyon bozar mı? Sayın Özersay... Çünkü bir de bu var. Yani evet. Şimdi bunları siz bir UBP milletvekilisiniz ve potansiyel bir cumhurbaşkanı adayısınız. Sayın Tatar da hala çıkıp ben adayım demedi. Daha dünkü bir canlı yayında ben aday değilim dedi. Hala yani görüyorum. Evet. Ha belki olacak, o başka bir şey ama bütün bunları sorduğumda nasıl değerlendiriyorsunuz bunu siz? Şimdi böyle bir şey söylemesi Sayın Özersay... Sayın Tatar'ı aday olmaya teşvik eder diye düşünüyorum. Ben bu açıdan bakarım. Çünkü Ulusal Birlik Partisi tabanı böyle şeylere tepki veren bir tabandır. Reaksiyon verir. Ki daha önce de yani bu... Ayar veremezsiniz siz UBP gibi bir şey olur bu. Aynen öyle. Yani bu tür şeyler bozarsa bozsun der Ulusal Birlik Partisi. Zaten canına millet bir erken seçime gidilsin de tek başına Ulusal Birlik Partisi iktidara gelsin. Yani birçok söylem de bu yöndedir. Ki Halkın Partisi'yle keşke koalisyona girmeseydik diyenler de var parti içerisinde. Diyenler var. Bir tabanda. Dolayısıyla %36'lık oy şu an %40 bandındaysa bu yeni oluşacak bir mecliste çok farklı partilerin oy oranlarının değişeceğini düşünürüz. Farklı senaryolar olabilir ama bence... Bir erken seçim olur mu bu kadar karmaşanın içerisinde? Sonra daha hükümet dün kuruldu. Ha. Bence eğer Sayın Özersay girecekse zaten özgür bir hakkıdır, demokratik bir hakkıdır. Girecektir ama Sayın Tatar bundan etkilenmez diye düşünüyorum. Yani öyle bir tehditle aday olacağım düşüncesinde ise mutlaka Sayın Tatar da o zaman aday olur. Yani ona bağlı değil, yani Sayın Özersay'ın bu tehdidine bağlı değildir. Sayın Tatar kendi düşünecek, kendi siyasi geleceği, partisinin geleceği, aday olması durumunda partisi, Ulusal Birlik Partisi ne yönde etkilenir? Çünkü bir şekilde seçilmesi durumunda yine baştan bir genel başkanlık. Olağanüstü genel kurula gideceksiniz. Tabii. Ve Ulusal Birlik Partisi seçimleri de her zaman bir sancılı olmuştur, bilirsiniz. Yani yeniden böyle bir şeye Ulusal Birlik Partisi ne kadar hazır, o da ayrı bir konu.
Bunlar da hep sıkıntılar aslında. Yani Sayın Tatar'la defalarca kez yapmış olduğum konuşmalarda yani aday olmayı düşünmüyorum ama mecbur kalırsam başka seçeneğim kalmaz cevabını çok almışımdır Sayın Başbakan'dan. Ama yani şimdi bu dediğiniz handikaplar da var. Yani diyelim ki yarın sabah seçim oldu. Sayın Tatar da bu seçimi kazandı farz-ı mahal. Ve gitti Cumhurbaşkanı oldu. Amenna. Şimdi Ulusal Birlik Partisi'nde sizler de biliyorsunuz yani Ulusal Birlik Partisi dengeler savaşı veren bir parti. Sayın Özgürgün'le ilgili dokunulmazlığın kalkması meselesinin sancıları hala sürüyor. Gruplaşmalar olduğu iddia ediliyor. Yani bu sancılı dönemi UBP yara almadan atladır mı? Koalisyona daha başarıyla devam edebilir mi? Hep bunlar soru işareti. Yani pekala UBP tabanında ne görüyorsunuz siz UBP? Parti meclisini sormayacağım size. Taban nasıl bir aday bekliyor size göre? Yani şimdi Sayın Tatar'ın bilgi ve derinliği ekonomi yönünde. Yani şimdi ben Sayın Genel Başkan Ana Muhalefet Partisi Başkanı iken de ekonomiyi konuşmak istersem çağırdığım, davet ettiğim konulardan biriydi. Çünkü kendisi çok bilgili bir adam, çok derin olduğu bir alan ekonomi konusu. Ve takdir edersiniz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisi çok kötü. Yani bu memleketin başına Ersin Tatar gibi ekonomiyi iyi bilen bir insanın olması ülkenin menfaatine. Şimdi Kıbrıs konusu, yani Cumhurbaşkanı olacak olan kişi kim olursa olsun müzakere sürecini çok iyi bilmesi lazım. Bu işler danışmanlarla bitecek bir iş değil. Yani şimdi siz hayal edebiliyor musunuz Sayın Akıncı'nın bu konuyu çok fazla derinlemesine bilmesin de danışman ekibiyle müzakere yürütsün. Kolay bir mevzu değil. Aktör çünkü Cumhurbaşkanı. Bu alanda Kıbrıs görüşmelerinin çok daha iyi bilen bir kişinin Cumhurbaşkanı olması daha mantıklı değil mi size göre? Şimdi şuradan başlayalım. Bir kere... Sizi de uçurumun kenarına yitmeyeyim yani bu soruyla ama. Yok, hayır ben şuna katılırım. Taban, halkımız, Ulusal Birlik Partisi'ni birinci parti yaparken, daha sonra da Ersin Tatar'ı genel başkan seçerken aslında... Başbakan olarak görmek istedi ve o dörtlü koalisyonun tıkadığı ekonomiyi açma konusunda Ersin Tatar'ı bir umut olarak gördü halkımız. Neden? Sizin de ifade ettiğiniz gibi ekonomik konulardaki bilgisi, tecrübesi ve Türkiye ile geliştirdiği bu iyi ilişkiler. Nitekim o protokolü de imzaladı ve gelir gelmez para akışını sağladı. Dolayısıyla ama hala daha o beklenti bitmedi çünkü halkın bu konuda beklentisi var. Yani en önemli unsur halk cebine bakar. Tabii canım. Yani bu Kıbrıs konusundan konuştuğumuz aslında dördüncü, beşinci konudur. Tabii. Çünkü umudu kalmadı insanların Kıbrıs konusunda. Hani diyor işte kapalı Maraş bir umut oldu, bir heyecan oldu. Doğu Akdeniz'de bir gün petrol, doğalgaz çıkarsa o da Türkiye üzerinden taşınırsa. Hepimiz bunların yarın sabah olmayacağını biliyoruz. Aynen öyle. Ama şu an için, an itibariyle önemli olan bu halkın Ersin Tatar'a başbakan olarak ihtiyacıdır. Ekonomik konularda atacağı, yapacağı önemli projelerde ki atılımları, bilgisi, tecrübesi o kıvrak zekasıdır. Ve bu çok önemlidir ve bunun için de 3-4 aylık bir süre geçmiştir. Bu halkımızı tatmin etmez diye düşünüyorum. İlker sana bir başlık attım. İkinci attığım başlığı lütfen sana zahmet manşet yap sevgili dostum. Yani şimdi tabii şey de çok tuhaf geliyor bana. Şimdi bakınız yani bir sürü mesaj var. Okuyacağım mesajlar. Bayağı mesaj geldi. Şimdi ben bir gazeteciyim. Her gün köşe yazısı yazıyorum. Oturuyorum düşünüyorum. Yani ben bildiğiniz gibi bütün siyasilere çok yakın dostum var. Hepsiyle her gün 100 defa konuşuyorum. Yani Sayın Tatar daha başbakan olalı. Kaç ay oldu? İşte Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Yani 4-5 aylık bir başbakan. Yani bir sene sonra apar topar ekonomik aklı olan ekonomik, yani bugün Tatar'ı seven var, sevmeyen var. O başka bir şey ama adam Cambridge mezunu, bir ekonomik deha. Yani böyle bir adamı siz Cumhurbaşkanlığı gibi sadece temsili bir makama gönderip orada kilitlediğinizde bu ülkeye de yazık edersiniz. Bunu ben 100.000 defa yazdım. Yani bu taraf tutmak tutmamak değil. Yani ister Akıncı kazansın seçimi, ister Tatar, ister Evrim'in. O değil konu. Tufan Hoca ile yaptığım sohbette de söyledim. Yani dedim ben Sayın Özesay'a da çok... Bu alanda üzülürüm çünkü Sayın Özesay da çok değerli bir hukukçudur, profesördür, sizler değerli insanlar. Kolay yetişmiyor Oğuzhan Bey sizin gibi insanlar. Yani sizler çok değerli insanlarsınız. Yani bu tip insanlar, Ersin Tatar gibi insanlar sizin gibi kolay yetişmiyor bu ülkede. Ve bu insanlar hep böyle bir şeylere dağılıyor. Hadi sizin ilgi alanınız
Daha farklı. Siz Kıbrıs müzakerelerinde yoğunlaşmış bir insansınız. O ayrı konu ama Ersin Tatar gibi değerli bir ekonomisti alıp da bir makamın içerisine hapsedip sadece bak sen Kıbrıs konusunu çöz de Allah kerim demek biraz insafsızlık gibi geliyor. Ama elbette ki UBP parti meclisi karar verecek. Ama diyorsunuz ki halk Sayın Tatar'a başbakan olarak ihtiyacı var. Çünkü en önemli konu ekonomi. Yani Kıbrıs müzakerelerinden dış ilişkilerden daha önemlisi. Çünkü halk öncelikle cebine bakar. Refah seviyesinin yükseltilmesine bakar. Bu işte de bana göre de biçilmiş kaftan Sayın Tatar'dır. Evet, evet. Evet. İkincisini verelim İlker. Tırnak içinde sana zahmet. Saatimiz 10:15 geç oldu. Süren bitiyor. Bir izleyicilerimize iyi geceler mesajı verelim. Çünkü çok mesajlar da var burada. Onları da okuyalım size izninizle. Evet, Orhan Arslan, Hüseyin Çelik bizleri izliyor. Ebru Hanım iyi yayınlar demiş. Evren Erinmez, Kıbrıs Genç TV 1 numara demiş. Servet Gökşin bizleri izliyor. Azer Özkan bizleri izliyor. Burçin Burak, Mustafa Gökmen, Erhan Arıklı, Ersen Öndeş, Mehmet Çavuşoğlu, Halide Ertürk, Ahmet Cahit Cangün, Özer Kanlı bizleri izliyor. Hüseyin Çelik değerli vekilim donanımı, donanımlı ve mütevazi kişiliğiyle başarılı buluyorum. Bu kutlu yolda başarıların devamını diliyorum demiş. Çetin Kuşçu bizi izliyor. Muhammed İzmirli, Hasan Yalçınkayalı, Ertan Birinci, Özlem Mehmet, Mehmet Mene, Gündoğdu Ramazan, Güneş Güneşoğlu, Osman Beyazsaçlı bizleri izliyor. Evet, Sayın Özerkan'ın attığı mesajı bir daha okuyayım. MYK'da gündeme geldi ve genel başkan olacaksa başka bir seçenek üzerine durulmayacağı, o kesin karar vermedik. Kimsenin ben adayım dememesi gerektiği sonucuna varıldı. Hatta bir üye adayım diyen bir arkadaşla görüşmekle görevlendirildi. Kimi kasteder acaba? O zaman evet, onunla ilgili öyle bir karar vermiştim. Tabii Özer Bey de bildiğim kadarıyla Sayın Başbakan'ın adaylığı konusunda pozitif bir tavır alıyor. Okey Sadıkoğlu bizi izliyor, Nilay Eyüp'ü bizi izliyor, Hüseyin Çelik, Sayın Oğuzhan Asiboğlu, bunu okuduk Hüseyin'in, tamam. Haydar Yıldız bizi izliyor, Adem Küçükandaş, Ulaş Ocanoğlu, Şükran Bayram, Ersin Tünay bizleri izliyor. Orhan Aslan demiş ki eski bir parti olmasına rağmen UBP gerçekten bir krizin eşiğinde oldu açıkça ve çok net. Bellidir ki bunu saklayabilecek hiç kimse olamaz. Zaten uzunca bir süredir kendi içerisinde kırılmalar, çatlamalar herkes tarafından biliniyor. Özellikle son dönemlerde yaşanan Sayın Tatar ve Töre arasındaki kriz daha da gün geçtik sonra bunlar su üzerine daha da çıkacak demiş. Sayın Töre yaptığı açıklamalarla parti içerisindeki bölünmüşlüğün bir belirtisidir diye düşünüyorum. Not birilerinin tavsiyesi ve gölgesi altında bir yerlere gelmeye çalışanlar o gölge üzerinizden gittiği takdirde kızgın güneş altında kalırsınız demiş. Zihni Buldaç, Ali Özkan Türk, Veli Çelik, Murat Karalar, Halit Soytürk, Ertuğrul Yavuz bizleri izliyor. Sabah Kaplan demiş ki hayırlı akşamlar Sayın Gökhan'cığım. Ben şimdi Sayın Asiboğlu'nu dinliyorum ve gerçeği de söylüyorum. Bu adaylarını açıklıyorum demiş. Sayın Başbakanım dışında da aday biri Sayın Asiboğlu ve Sayın Zorlu Töre'dir ve kurultaya girilecek. Kim kazanırsa UBP'nin Cumhurbaşkanı adayı da o olacak demiş. Bir ikincisi Sayın Ayşegül Hanım'ın çıkardığı ikamet kararı çok önemli. Buna kısa zamanda müdahale edilmelidir. Aksi halde aday içinde bölücülük başlayacak diyorum. Saygılarıma demiş. Ertuğrul Yavuz abimiz demiş ki Gökhan Bey UBP genel seçimlerde birinci parti ama Cumhurbaşkanlığı ve belediye seçimlerinde birinci parti değildir. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu için UBP'nin birinci parti olmadığı aşikardır demiş. Deniz Serbest bizi izliyor. Hasan Sevinç Kakaleci Cumhurbaşkanlığı makamı Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönem bölge ve dünya çıkarları neyse ona göre değişkendir. Kim gelirse gelsin ona uymak zorundadır. Bunu yaşayarak gördük. Her dönemde rahmetli denktaş Talat Eroğlu ve Akıncı dönemlerini bir hatırlayın lütfen. O yüzden kimseyi kırmadan ve üzmeden ideolojilerimiz dediğimiz şey sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne seçme şansı verir demiş. Gökhan Inik bizi izliyor. Hasan Kobat, Lal Yatı bizi izliyor. Ertuğrul Avi demiş ki 2015'teki Cumhurbaşkanı seçiminde CTP'nin oyu %37 idi ama Sibel Hanım %21 oy almıştı. Hatırlatmak istedim demiş. Kadir Akar bizi izliyor. Hüseyin Çelik bu ülkede yaşayan ve evlilik yoluyla vatandaş olan ve evlenen insanların ve çocuklarını Güney Kıbrıs'a girmeleri kabul ediyor. Ama Rum yönetimi aynı insanların anayasa hakları olan AB vatandaşı olarak haklarını vermiyor demiş. Neler söyler acaba demiş size. Mustafa Lakadamyalı bizi izliyor. Ahmet Serdaroğlu, Hüsrev Tancer, Fırat Altay bizleri izliyor. Alp II. Lütfen Sayın Ersiboğlu'na sorar mısınız? 2. Cumhurbaşkanı Talat karanlık döneme döndük. Akıncı ile artık Kıbrıs sorunu çözülmez dedi. Nasıl değerlendiriyor? Mehdi Atlıger bizi izliyor. Kendi ister aday olsun tarafında. Belki ondan söylemiştir onu büyük ihtimal. Halil Olur iyi yayınlar demiş. Ertuğrul Gazi Abiş bizi izliyor. Hasan Koç, Hüseyin Çelik tekrar mesaj atmış. Evet, Selim Göçmenoğlu da bizi izliyor.
Bayağı izleyiciniz var. Okumazsa kaybolur. Erhan Başkan okutmadı bana hepsini, sağ olsun. Onda sürede bitiyordu gerçi ama. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son birkaç dakika çünkü benim sürem ben bitti. Ben tabii bazı girişimlerim oluyor. Hem spor ambargosunun kırılması anlamında hem de vatandaşlarımız var. KKTC kimlik kartı sahibi. Burada doğmuş ama annesi babası TC kökenli olduğu için güneye geçemiyorlar. Bu tabii ki Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bazı düzenlemelerinden kaynaklanıyor. Bunu biz ben yani Cumhurbaşkanı adayı olayım veya olmayayım bu projelerimin içerisinde ve bunun içinde bir yargıya gitme sürecini başlattım. Bunu kırmak için. Çünkü bu insan ayrımı yapıyor. Yani o vatandaşlarımız düşünün anlam planı referandumunda veya olası bir referandumda oy kullanıyor. Ama sen güneye geçmesine izin vermiyorsun. Bakın serbest dolaşımından bahsediyorum bu aday üzerinde. Güneye geçmesine izin vermiyorsun. Neden? İşte annesi, babası ikisi birden Türkiye kökenli KKTC vatandaşı diye. Bu bir insanlık ayıbıdır. Yani bu kadar zamandır bunun ihtilaf konusu yapılmaması çok ciddi bir sakıncadır. Bunun için kendi hukuki bilgimle uluslararası kuruluşlardan, hukuk firmalarından yaptığımız istişarelerle bunu kırmak için adımlar atmaya başladık. UBP Parti Meclisi'nde var mı şahsınıza yönelik bir destek? Parti Meclisi'nde... Tabanda olduğunu ben biliyorum şahsen. Yani ben sizinle ilgili, sizinle yapmış olduğum söyleşilerde ne zaman yazı yazsam birçok okurumdan, ben çok okunan bir köşe yazarıyım. Yani birçok okurumdan sizin yönünüzde pozitif geri bildirim alıyorum. Hani genel bir algı var mı? Tabii şimdi Sayın Genel Başkan daha bir hafta öncesine kadar yoktu adaylığı. Şimdi artık popüler bir algı olarak çıktı piyasaya ama yani yarın sabahta ne olacağını bu ülkede kimse bilmez. Yani böyle bir yaklaşım da var mı sizlere karşı? Mesela Sayın Zorlu Töre olduğunu söylüyor. O nedenle soruyorum size. Şimdi Ulusal Birlik Partisi'nin en güzel özelliklerinden biri üst makamlar yani parti meclisi MYK her zaman tabanının sesini dinler. Tabanından bu destek varsa PM'de de bu destek var demektir. Evet. Tuygun Töre bizi izliyor. Fırat Altay, Türkiye ile politikalarımızı güçlendirecek bir cumhurbaşkanı şart demiş. Çağlar Ünal bizi izliyor. Bizim Mehmet Özsezer, UBP içerisinde en fazla cumhurbaşkanlığı Oğuzhan Bey'e yakışır. Ama iş zora girince sen daha gençsin bekle deyip ikna edecekler diye düşünüyorum demiş Mehmet bize. Evet, peki. Evet, sürem bitti. Çok teşekkür ediyorum gelip konuk olduğunuz için. Güzel bir program oldu. İnşallah hayırlısı neyse halk için o olur. Partiler için demiyorum ama halk için hayırlısı neyse o olur. Tabii daha çok sular akacak, daha zaman var. Evet. Onu da söylemek lazım. İnşallah. Siyaset çok enteresandır. Birazdan kapanış konuşmasını yaparken bir şey söyleyeceğim. Size ithafen söylemeyeyim, yanlış olmasın. Sonra sizi yorum bırakmak zorunda kalmayın. Benim birazcık yorumlarım acımasızdır. Ama inşallah Kıbrıs Türk halkı için iyisi neyse o olur. İnşallah. Sayın Asimoğlu çok sağ olun gelip konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Şimdi sevgili izleyiciler, evet. Kıbrıs'a manşet programının sonuna geldik. Birkaç kelam edelim ve programı kapatalım. İlker eskiden painted black atardık. Atsak sorun olur mu? Doğru. Şimdi şey var. Telif hakkı var. Telif hakkı var. Painted müzik atıyoruz ama sonra Facebook onu engelliyor bize. Telif hakkı ödememiz gerekiyor Facebook'a. Böyle bir şey var. Onun için Facebook'ta engellemeyelim kendimizi. Yüksek bir izleyici kitlemiz var orada. Şimdi tabii şöyle durumlar da var. Yani nasıl ki Sayın Kudret Özersay aslında daha 2018 Ocak seçimlerinden çıktığında potansiyel bir cumhurbaşkanı adayıydı ülke adına ve potansiyel bir cumhurbaşkanıydı hatta ve bu 1,5 yıllık süreçte Sayın Özersay kendi kendini siyaseten yapmış olduğu birçok hatayla şu an istenmeyen adam durumuna getirdiyse bugün Ulusal Birlik Partisi kelime anlamıyla her ne kadar koalisyonu yürütse de Sayın Özersay ile Halkın Partisi ile Ulusal Birlik Partisi tabanı Sayın Özersay'ı kelime anlamıyla non grata persona yani istenmeyen adam ilan etti. Halbuki 1,5 sene önce Sayın Özersay potansiyel cumhurbaşkanıydı. Siyasette öyle hatalar yaparsınız ki en yukarıdayken aşağı vurursunuz. Ben Sayın Özersay için buna üzülüyorum. Sebebi ne? Çünkü kendisi çok değerli bir insandır. Bilgi birikimi çoktur.
Böyle insanlar kolay yetişmiyor sevgili izleyiciler. O nedenle ben üzülürüm böyle şeylere. Bu bir. İkincisi, Sayın Tatar düne kadar aday değildi. Aday olmadığı için de tabii bunu ben sabah programlarımda daha rahat söylüyorum ama şimdi burada konuğumu da zorda bırakmamam lazım. Benim misafirimdir çünkü biz misafirlerimizi üzecek şeyler yapmayız. Yani genelde bir genel başkan bazı isimlere yeşil ışık yakmasa o yönde de bir kamuoyu oluşmaz. Bu yeşil ışık yakılınca o yönde bir kamuoyu ister istemez oluşulur. İster istemez öyle bir algı oluşur. Ve bütün bunlar olduğunda sonra birileri çıkar der ki hayır sen aday olmalısın der ve işin tadı kaçar. Sevgili Tuygun da izliyor bizi. Yarın zorlu töre saat 16.00'da Numan Kurtulmuş'la görüşecek AK Parti Genel Başkan Vekiliyle ve öyle biliyorum ki Cumhurbaşkanlığı konusunda bir fikir tiyatrisi yapacak. Bugün ben yazdım bunu köşemde. Yarın çıkacak köşemde. Şimdi Sayın Töre'yi kınayabilir misiniz? Kınarsınız isteseniz. Ama Sayın Töre'ye birileri yürü ya kulum demeseydi Sayın Töre de bunun için heveslenmezdi. Belki Sayın Töre dışında bazı UBP'li milletvekillerine de sensin denildi. O insanlar da buna içten içe bir duygu besledi. Öyle görülüyor ki Sayın Ersin Tatar Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıdır. İnşallah hayırlı olur Ulusal Birlik Partisi için. Onu buna hazırlayanlar seçimi kaybetmesi halinde de başka şeylere hazırlaması lazım. Ersin Tatar çok iyi bir insandır, değerli biridir. Ersin Tatar düzgün güzel bir insandır, şakacı bir insandır. İstediğiniz zaman telefonda ulaşabileceğiniz, herkesin telefonuna bakan tam bir Kıbrıslı Türk başbakandır. Ben Ersin Tatar'a gerçekten bu bağlanma çok seviyorum. Bu ülkeye başbakan olarak bir süre hizmet etmesinde fayda vardır. Bunu da söylemek lazım. Tüm eksi yönlerle birlikte. Ama bugün Sayın Tatar'ı bu namlunun ucuna sürenler yarın Sayın Tatar ikinci tura kalırsa da kaybeder. Güzel, kötü değil. Kazanırsa güzel, kötü değil. Üçüncü çıkarsa o zaman bunun hesabını kime verecekler? O da ayrı bir konu. Çünkü bu biliyorsunuz bu plağın bir de diğer yüzü var sevgili izleyiciler. Öyle havayla gazla bu işler olmaz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sevgili İlker dostum, yönetmenimiz güzel bir yayın yapmamıza yardımcı oldu. Ona çok teşekkür ediyorum. İyi yaşamak hakkımızdır. Teslim olmayın. Allah'a ısmarladık. Çok teşekkürler. Gelip